Özellikle saha ilaçlamaları gece hava sakinken, insanlar uykudayken yapılıyor. Ama bunun yanında tabii ki gündüzde yapılan çalışmalarımız var. Günümüzden sıtma, batı nil virüsü, Kırım Kongo, kanamalı ateş, zika virüsü ve kuş gribi gibi vektörler hastalıkların önlenmesinin temelinde vektörlerin kaynağında kontrol altına alınması ve etkin mücadele yöntemlerinin uygulanması çok önem arz etmektedir. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımız il genelinde 20 ilçede haşereyle mücadele çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalarda 66 araç, 40 pulverizatörlü ULV, 26 kanal sisleme, 20 mist plover, 181 ekipman, bir tane de insansız havadan ilaçlama aracı ve bir de amfibik arazi aracı olmak üzere aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. 170 personelimiz de Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından eğitim alınmış ve sertifikalı olarak bu temizliğe devam ediyorlar. İlaçlamaların etkin ve sağlıklı, bilinçli bir şekilde yapılması amacıyla tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği ve yine Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılan insektisiler kullanılmaktadır. Sazlık ve bataklık alanlarda hem karada ve hem de suda hareket özelliğine sahip olan amfibik aracımız kullanmakta. Yine karada, kara ve sudan uygulaması yapılan ve problem teşkil eden özellikle Edremit Dalyan bölgesi, Ayvalık bölgesi, Erdek Düzler sahil bölgesi de yaz boyunca yine insansız hava aracımızla ilaçlanmaya devam edilmektedir. Şimdi tabii uygulamayla ilgili herhalde bir 5 dakika ilgili yüklenici firmamız bir sayısını gördünüz. Dinleyeceğim de inemiyorum. Ekranı yansın. 730 adet uygulama yapılmış. Sağ olun. Sen gel buraya. Anlat bakalım, suda gidiyor. Amfibik arazi aracı başkanım. 8x8 araç hem karada hem suda kabiliyet yeteneğine sahip. Aynı zamanda arkada ilaçlama cihazı var. Onunla personelin, diğer araçların giremedikleri, sazlık, bataklık, su birikimlerinin olduğu noktalara çok rahat bir şekilde erişmemizi sağlıyor. Yatay ve dikey. Değil mi? Aynen. 320 derece yatay.